konusunda son derece uzman olduğunu bildiğimiz ve görüşlerine sıkça da başvurduğumuz kişi Yıldırım Kaya. Merhabalar Yıldırım Kaya, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Türkiye'ye barış sevdalılarına ve cumhuriyet sevdalılarına geçmiş olsun diliyorum. Çünkü bu sorun sadece Tele1'in sorunu değil, Merdan Yanardağ'ın sorunu da değil. Bayram öncesi bu yapılan zulmü kınıyorum, şiddetle kınıyorum. Bugün sabah bayram namazında hocanın hutbede okuduğu "Yalan söylemeyin, riyakar davranmayın, hile işlerinden uzak durun" diyordu. Ama adaletin işlemediği ve montajlarla siyasetin devreye sokulduğu bir süreci yaşıyoruz. Ben Merdan Yanardağ'ın 30 yıldır arkadaşıyım. Merdan Yanardağ'ı iyi kötü herkesten çok iyi tanırım. Merdan Yanardağ Ergun Akın davasında 10 yıl 3 ay hapis cezası aldığında, cezaevinde yattığında da suçsuz olduğunu, bir vatansever olduğunu ve milliyetçi olduğunu Türkiye bilir. Bir devrimcidir o. Onu terör örgütüyle, terör örgütünü övmekle yargılamak gerçekten abesle iştigaldir. Ben 2 gündür Türkiye'ye yaşatılan zulmü gerçekten ibretle izliyorum. Çünkü Merdan Yanardağ 10 yıl ceza aldığında da kaçmadı. Herhangi bir ifadesine başvurduğu zaman defalarca karakolda ifadeye gitti, savcılıkta ifadeye gitti. Her zaman kendi avukatıyla, avukatına bile ihtiyaç duymadan giden bir insandı. Ama ne yazık ki bir gözdağı vermek istediler. Tele1'i, özgür basını susturmak istediler. Tele1'in önüne gelip, Tele1'in önünden Merdan Yanardağ'ı alıp götürmek ve bir gece nezarette tutup daha sonra da nöbetçi savcının göreve başlamasını bekleyecek kadar oyalayan bir süreci yaptılar. Şimdi sizden öğrendiğim Merdan'ın hangi cezaevinde olduğu bile bilinmiyor. Bu ne bir yaman çelişki. Merdan Yanardağ'ın sağlık sorunları var. Merdan Yanardağ'ın ihtiyaçları var. Ailesi, avukatları ve biz değerli yoldaşları Merdan Yanardağ'a ulaşmak isteriz. Ama bugün bayram bile kutlayamıyoruz. Çünkü bayramı Türkiye halkına zehir ettiler. İnanç sahibi olan hiç kimse bu zulmü bu halka, demokrasiye ve basın kuruluşlarına, özgür basına yapamaz, yapmamalıdır. Ama bir hukuksuzluktur, yaşıyoruz. Ben onun için kusura bakmasın izleyiciler, bayramlarını kutlayamadım. Çünkü bayram kutlamak yüreğimizdeki acıyı dindirmiyor. Bir bayram sevincini yaşayamıyoruz. İnanç sahibi insanlar bu zulme ortak olmamalıdır diye düşünüyorum. Evet, yani sonuçta bir kumpas süreci başladı. 2 gün öncesinden itibaren bir akşam saatlerinde Mehmet Ali Çelebi'nin attığı bir tweet ve koyduğu kolajlanmış, montajlanmış, cımbızlanmış bir video. 1 dakika 13 saniye kadar benim hesap ettiğim kadarıyla tamamen bağlamından koparılarak yapılmış bir videodan bahsediyoruz. O bölüm sadece yayınlanırsa tabii ne anlama geldiği ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla tepkiler de oldu. O tepkilere de cevap vermek için Merdan Yanardağ özellikle önceki gün kendi saatinin dışındaki bir programda çıkıp bunu anlattı. Az önce de yayınladık. İzleyicilerimiz mutlaka izlemişlerdir. Onu da polise... Biz de bu montajlanmış yayından sonra... Evet, buyurun. Yıldırım Bey, buyurun. Dinliyoruz sizi. Biz de Merdan Yanardağ'la ilgili basına ve Merdan Yanardağ Tele1'e yapılan saldırıyla ilgili paylaşım yaptığımızda altında onlarca yorumla bize de hakaretler varan yorumlar gördük. Ben yorum yapanların bir kısmıyla doğrudan açtım, görüştüm. Dediler ki biz böyle bilmiyorduk. Mehmet Ali Çelebi Merdan Yanardağ ile birlikte Ergonokon davasında yargılandı. Eğer biraz utanma olsa, biraz arlanma olsa, daha dünkü Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine düzmece montaj videoyla yaptığı usulü tekrarlamazdı. Şimdi nerede kalıyorsa o kaldığı yerden örnekler alıyor.
Hani derler ya, Kırat'ın yanında kalan ya huyundan ya suyundan alır. Şimdi Mehmet Ali Çelebi, sen Ergenekon davasında Merdan Yanardağ ile birlikte değil miydin? Merdan Yanardağ terör örgütleriyle bir ilişkisi olmadığını herkesten daha iyi bilirsin. Ama ne yazık ki, üzülerek şunu söyleyeyim, hep benzetme de yapıyorum. Futbol maçlarında da, basket maçlarında da birbirini en iyi tanıyanları markaja aldırırsınız. Şimdi belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi de Merdan Yanardağ tüm özelliklerini bilen Mehmet Ali Çelebi vasıtasıyla Merdan Yanardağ Tele1'e, hele hele de özgür basına, düşüncesini özgürce söyleyen insanlara bir gözdağı vermek istediler. Montaj bunların neredeyse sanatı oldu. Biz Kandil'le ilgili mesajlarla genel başkanımızın mesajlarını yan yana getirip video yayınladıklarında biz bunun montaj olduğunu Türkiye'ye anlatmaya çalıştık. Ama bizim anlatamadığımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon programında montaj montaj neyse ne diyerek kendi itiraf etti. Bu da açığa çıkacak. Bunun da gerçek olmadığı, Merdan Yanardağ bir terör örgütünü ve terörü savunmadığını, asla da savunmayacağını Türkiye kamuoyu bayramdan sonra öğrenecek. Ama yapmak istedikleri şu: Türkiye'de insanların euronun kaç lira olduğu, doların kaç lira olduğu, Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyen milyonların olduğunun üzerini örtmek için, Tele1'i de susturmak için Merdan Yanardağ üzerinden özgür basına ve gündemi tamamen değiştiren bir süreç yaşattılar. Şimdi gündemin üzerine bir şal örttüler. Bugün milyonlarca aile, inançlı aileler kurban kesemediler. Neden? Paraları kurban almaya yetmedi. Peki bunun üzerini neyle örteceklerdi? Yapay bir düşman yaratıp onu toplumun önüne atacaklar. İnsanlar evine ekmek götüremeyen, çocuğuna et yediremeyen ayakkabısı yırtık köydeki vatandaşımız Merdan Yanardağ konuşur oldu. Ne üzerinden konuşuyor? Terör örgütü üzerinden. En kolay sarıldıkları ip, kendi yarattıkları canavar üzerinden toplumu susturmadır. Ben Türkiye toplumunun buna alet olmaması gerektiğini ve bunun üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada en büyük görev demokrasi güçlerine, evet, basın özgürlüğü savunanlara, barışı ve cumhuriyet değerlerini savunanlara düştüğünü düşünüyorum. Eğer biz bugün susarsak, Merdan Yanardağ'a yapılan, Tele1'e yapılan, yarın başka bir basın mensubuna, başka bir siyasiye, başka bir televizyon kanalına yapılacaktır. Hani ben kamu çalışanıyım. Kamu çalışanları sendikalarının genel başkanlığını da yaptım. Susma, sustukça sıra sana gelecek sloganlarını biz 1990'lı yıllardan bu yana haykırıyoruz. Sıra bize gelmeden hep birlikte bugün doğruları haykırma günüdür. Mağduriyet yaşatılanlara sahip çıkma günüdür. Merdan Yanardağ'ın hangi cezaevinde olduğunu Adalet Bakanı hiç zaman geçirmeden açıklamak zorundadır. Adalet Bakanlığı koltuğunda oturuyorsa Adalet Bakanı olarak kendisini birlikte milletvekilliği yaptık. Birlikte milletvekilliği yaptığımız Adalet Bakanı yardımcısı da var. Onlara görev düşüyor. Eğer inancınız varsa Merdan Yanardağ'ın ailesine, Tele1'e, Tele1'in ailesine ve basın mensuplarının yüreğini dağlayan bu haberi vermek zorundasınız. Merdan Yanardağ nerede? Hangi cezaevinde kalıyor? Bunu niye saklıyorsunuz? Merdan Yanardağ ile ilgili bayram öncesi 3 gün gündemi değiştirdiğiniz yetmedi mi? Yeter artık. Şu bayram gününde hiç olmazsa oğlu gitsin, ailesi gitsin, Merdan Yanardağ ile görüşsün. Eğer inancınız varsa Merdan Yanardağ ile bayramlaşma hakkını Merdan Yanardağ'ın elinden alamazsınız. Tutukladınız, yargı hızla işlemeli,
İtiraz süresini bayramdan hemen sonra muhtemelen devreye girecektir. Ben Merdan Yanardağ'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer yargılanacaksa yargı hızla devam etsin. Eğer suçluluk varsa program bütünlükle incelensin. Bu inceleme sonrası Merdan Yanardağ gerçekten terör örgütünü ve terörü savunan bir çizgisi varsa buna hakim kararını versin. Ama bu karar bir an önce verilsin. Türkiye'nin gündemini farklılaştırdığınız yeter. Bir an önce Merdan Yanardağ özgürlüğüne kavuşsun diyorum. Peki, çok teşekkürler Yıldırım Kaya, sağ olun. Dayanışma için aynı zamanda siz de biliyorsunuz ki hem Merdan Yanardağ'dan çok yakın arkadaşlarından birisiniz, hem de bu ülkede yıllarca siyaset yapmış, sendikacılık yapmış, bu konularda uzman olan bir kişisiniz aynı zamanda. Çok çok teşekkürler görüşleriniz için. Sağ olun, var olun. Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Bir an evvel açıklanmasını bekliyoruz Adalet Bakanlığı'ndan. Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama genelde. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Yıldırım Kaya. Tamam. Sağ olun. Ne Telebir yalnız, ne de Merdan Yanardağ yalnız kalmayacak. Hep birlikte sizinle. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler.